Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Ela Özdemir, Stüdyo New York programına hoş geldiniz. Az sonra Amerika'ya gideceğiz ve konuğumuzla sohbet edeceğiz. Hem Amerika'daki gelişmeler, hem Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, hem de Joe Biden'ın ilk basın toplantısını. Fakat öncelikle piyasalara bir göz atalım. Açılışta gidişat nasıl, nasıl bir hareketlilik var fiyatlamalarda? Üstlerinden geçelim ve Nasdaq Teknoloji Endeksinin negatif ayrıştığını görüyoruz. %0,17'lik bir düşüş kaydediliyor o tarafta ve seviye ise 12.761,13 puanlarda diyebiliriz. Dow Jones'a baktığımızda hareket yukarıya doğru, %0,34'lük prim ve 32.645,61 puan seviyeleri var. S&P 500 tarafındaysa %0,20'lik yaklaşık bir yükseliş ve 3.912 puan gibi bir gidişat görüyoruz. Tahvil faizlerine bakalım bir de. 10 yıllıklar şu an pozitif ayrışıyor ve oradaki yukarı yönlü hareketler devam ediyor. %1,64'lere gelmiş durumda seviye ve %0,24'lük de bir artış olduğunu belirtebiliriz. 2 yıllıklara baktığımızda %2,85'e yakın bir düşüş ve %0,13'lük bir seviye var. 30 yıllıklarda ise orada da yön aşağıya doğru, %0,17'lik bir düşüş var orada da ve %2,35 seviyelerini görüyoruz. Evet, paritelerle devam edelim. Dolar endeksinin düşüşe geçtiğini görüyoruz. %0,16 ile ve 92,72 seviyeleri kaydediliyor an itibarıyla. Öte yandan Euro ve Pound'un dolar karşısında yükseliş eğilimleri var. Euro-dolar tarafı %0,20 ile yükselişte 1,17 seviyelerini görüyoruz. Pound-dolar tarafındaysa %0,40 oranlarında bir yükseliş gerçekleşiyor ve 1,37 seviyeleri de o tarafta gözüküyor diyebiliriz. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında yükselişleri var. Dolar-yen tarafı %0,45'lik bir yukarı yönlü harekette 109,67 seviyelerini görüyoruz. Dolar-İsviçre frangı tarafındaysa hafif bir prim, %0,5'lik ve 0,94 seviyeleri kaydediliyor diyelim. Kripto paralarla devam edelim. Şu anda yukarı yönlü hareketler takip ediliyor. Bitcoin'deki kayıpların ardından şu an düzeltmelerin olduğunu görüyoruz. %2,90'lık bir yükseliş var ve $53,254.55 işlem görüyor Bitcoin anlık olarak. Bitcoin Türk Lirası tarafına baktığımızda orada da hareket yukarıya doğru. 428.329 Türk Lirası gibi bir fiyatlamada o tarafta karşımıza çıkıyor ve Ethereum'a baktığımızda bir diğer kripto para, oradaki yükseliş %3,40 oranlarında, seviye ise $1,636.95 de diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza Amerika'ya gidiyoruz ve analist Yaşar Dağlar bizlerle. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, siz de iyisiniz umarım. Biz de iyiyiz, çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle Biden'ın başkanlığa geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısıyla başlayalım isterseniz. Oradaki mesajlar önemliydi. Aynı zamanda Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne de katıldı. Online olarak, online bir toplantıda yer aldı ve Avrupa Birliği ile Amerika'nın bu yeni dönemde müttefikliğinin daha da önem kazandığının altı çizildi. Çin ve Rusya konusunda ortak hareket etme çağrısı yinelendi. Ve aşı çalışmalarının hızlandığına da yine Biden tarafından vurgu yapıldı. İlk 100 günde 200 milyon aşılama yapma hedefinden yine bahsedildi. Öne çıkanları siz nasıl değerlendirdiniz? Özellikle Çin vurgusu dikkat çekmeye devam etti burada ve en büyük rakip olarak zaten bu yeni dönemde de gösteriliyor. Evet, dün Biden ilk basın toplantısını yaptı. Güzel bir toplantı oldu. Toplam olarak bakıldığında 200 diyorum, ilk 2 aylık bir çalışmasının bir özetini yaptı. Ağırlıklı olarak konular, en önemli konular COVID aşısıydı biliyorsunuz. Bu zaten dünyanın bilinen bir konusu. COVID aşısında ciddi bir ilerleme kaydetti Amerika. Gerçek manada birçok kişi aşılandı ve Haziran gibi, Temmuz gibi artık Amerika'da normal bir hayata dönüş yapılması bekleniyor.
Bu da çok güzel bir durum. Hem Amerika için, sosyal hayat için hem de ekonomisi için bayağı bir önemli bir konu. Burada insanlar artık normal hayata geçiş yaptıklarında, normal bir insan gibi yaşadıklarında, normal ticari hayata da dönüş olacağından dolayı pozitif yönde etkilerinin olacağını bekliyoruz. Ama Amerika biliyorsunuz dünyanın bir numaralı ekonomisi. Yani kocaman bir dev bir tren. Bu tren hız aldığı zaman hemen yavaşlamaz. Yavaş yavaş böyle bir yavaşlama sürecine girer. Çok yavaşladığı zaman da hemen hızlanamaz. Yine yavaş yavaş hızlanarak belli bir ivmeyi yakalaması gerekir. Amerika şu anda COVID'den dolayı ciddi bir yavaşlama dönemine girmiş durumda. Ki her zaman söylüyorum 2008 yılının krizlerinin etkisini daha üstünden atamamışken 2020'de, 2021'de bu COVID'in etkisi üzerine geldi ve bunlarından dolayı da zaten yavaşlamış olan tren daha da yavaşlamış oldu. Bunun hızlanabilmesi için Haziran'da, Temmuz'da normal hayata geçişimiz pek fazla ciddi bir manada ekonomik olarak etki yapmayacaktır. Hatta beklentiler Kasım gibi, Ekim-Kasım gibi Joe Biden yönetiminin yeni bir destek paketi açıklayacağı yönünde. Çünkü şu anki hali hazırda açıklanmış paketler sadece bir geçiş dönemi gibi kabul ediliyor. Ekonominin gerçek manada yavaşlamaması, durmaması için, her şeyin normal şekilde devam edebilmesi için sanki bir paketin daha ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Ekonomik olarak bu yönü var. Ekim-Kasım gibi bir paket daha açıklanacak diye bekliyoruz. Evet. Bu bir yönü. Buyurun. Evet Yaşar Bey, dediğiniz doğrultuda 4 trilyon doları bulması beklenen bir altyapı teşvik paketi hazırlığı var ve ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg'in açıklamaları var. Altyapı paketinin finansmanı için bazı adımlar gerekiyor ve net maliyeti olmayacak. Demokratlar 3,5 trilyon dolarlık paket istiyor. Araçların kat ettikleri mile göre vergi alınması paketin finansmanı için düşünülebilir sözlerine de yer veriyor. Bu paketin içinde aynı zamanda iklim çalışmalarına, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da maddelerin olacağı söyleniyor. İnsan haklarına da keza öyle değinecek maddeler. O paketi konuşalım isterseniz. Amerika'da şu an o paket nezdinde konuşulanlar nelerdir? Şimdi bu paketin, şu anki paketin asıl hedeflediği kesim insanlar, işsiz kalan insanlar ve küçük işletmeler. Bu küçük işletmeler ve insanlar, Amerikan vatandaşları yeni pakette de aynı şekilde merkezde olacaktır. Ve bu konuda ayrı bir çalışma yapılıp onlar için hangi paketin ne kadarı yüzde olarak bu işsizlik için ayrılacak, ne kadarı küçük işletmeler için ayrılacak, bunların detayları konuşulacaktır. Amerika'da demokratların ve cumhuriyetçilerin beraber işbirliği yaparak yapabilecekleri paketin çalışmasını geçmişteki tecrübelerden gördüğümüz kadarıyla nereden baksak bir 6-7 ay gibi bir süre gerektiriyor. Yani demokratlar bir paket sunuyorlar, cumhuriyetçiler ayrı bir paket sunuyorlar ve bu paketin orta noktası bulunmaya çalışılıyor. Bu da nereden baksak dediğim gibi 6-7 ay kadar sürüyor. Mesela bir önceki paket, 1.9 trilyonluk paket Eylül-Ekim gibi konuşulmaya başlanmıştı. Ve ancak bu işte geçtiğimiz ay imzalandı bu paket. Sonra yeni bu ayın sonunda bitmesi gereken bir paket var. Başvurularının bitmesi gereken küçük işletmelere hibe adı altında verilen bir destek var. Bu dün onaylandı ve Mayıs'ın 31'ine ertelendi. 2 aylık bir süreç daha verildi. 2 ay boyunca küçük işletmeler bu pakete başvurmaya devam edecekler. O 4 trilyon dolarlık demiş olduğunuz paketin de önümüzdeki işte Ekim-Kasım gibi tekrardan onaya açılmasının beklenmesi, hani detaylarına girmek istesek bile bu paketin ham hali ortaya çıktığında bu demokratların teklifleriyle, cumhuriyetçilerin teklifleriyle değişecektir ve neyin ne olabileceği en son haftaya kadar belli olmaz. Dediğimiz gibi cumhuriyetçiler işte 1 trilyon dolar der, demokratlar 3,5 trilyon dolar der, bunun orta noktası bulunana kadar karşılıklı olarak anlaşmaya yola giderler. Cumhuriyetçiler değiştirir, demokratlar değiştirir ama sonuçta bir noktaya varırlar. Bu da 6-7 ay gibi bir süre bekliyor. Bunun detaylarına belki 5-6 ay sonra girebiliriz. Daha sağlıklı, daha net bilgileri o zaman verebilirim. Ama bilinen bir şey var, görebildiğimiz bir şey var. Bu işlemlerin kesinlikle yapılacak olması
bu yeni paketin açılacak olması. Yeni paket açılmazsa eğer Amerika'daki ekonomik gidişat negatif yönde gider ve daha da kötü duruma düşebilir. Evet, Yaşar Bey, bir de FED tarafındaki konuşmalara, son dönemde Jeremy Powell'ın konuşmalarına da bakalım mı? Orada enflasyon beklentisinin %2 olduğu belirtiliyor, bu hedeften şaşılmaması gerektiğini. Şimdi FED tarafından yine Harker'ın açıklamaları var. O da enflasyonun kontrolden çıkacağını düşünmüyorum diyor ve artan tahvil faizlerine de değiniyor. Yatırımları yavaşlatmadığını söylüyor. Ücret fiyat döngüsü konusunda bir gösterge olmadığının da altını çiziyor. Yükselen tahvil faizleri ve getirileri de gündemdeydi biliyorsunuz. Hem Türk lirasına yansımaları vardı hem de diğer gelişmekte olan ülke para birimleri üstüne, aynı zamanda MTA grubunda altın fiyatlarını da baskılıyordu. Onun o tarafta artış hızının azaldığını görsek de yine 10 yıllıklarda seviye %1,62'lerde şu an. Hem bu hareketlilikleri hem de hem ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın hem Fed Başkanı'nın son dönemki açıklamalarını nasıl ele alırsınız? Şimdi Fed bir şey söyleyeceği zaman Fed'in başkanı hani kendisi kalkıp da bunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şöyle bir durumla karşılaştık gibi bir şeyi ezbere söylemez. Önüne gelen bütün raporları inceler ve o raporlara göre hareket eder ve önümüzdeki 3 ay, 3 yıl, 5 yıl gibi süreler içindeki fikirlerini belirtir. Burada enflasyonun ve işsizlik oranının birbirleriyle olan bağlantısına bakıldığında hala hazırda her ne kadar işsizlik oranları çok artmış olsa bile, yani her sene, her hafta işsizlik oranları açıklandığında işsizliğe başvuru sayısı düşmüş olsa bile yine de bir işsizlik gerçeği var Amerika'da. Fakat devletin, özel olarak eyaletlerin haricinde federal devletin işsizlik konusunda garantilediği haftalık işsizlik sigorta ödemesi var. Bu işsizlik sigorta ödemeleri bir araya geldiğinde, yani herhangi bir kişi işsizse eğer, hem eyaletten hem federalden almış olduğu rakam bakıldığında otomatik olarak bu ekonomiye sıcak para girdisi olarak giriyor. Hı-hı. Ve bu işlemler vasıtasıyla enflasyon bir nevi kontrol altına alınmış oluyor. Yani işsizlik yüksek olsa bile işsizlik yardımlarıyla bu konuyu kontrol altında tutuyorlar. Bunun aslında hani bunu günü kurtarma olarak gibi görebiliyorum ben. Daha ileriki dönemlerde daha negatif yönde etkileri olabilir. Çünkü FED sonuçta para basan ve bu parayı da karşılıksız basan bir yer olarak, matbaa olarak görünüyor şu anda 2008'den beri. Habire karşılıksız para basıyor. Bunun ileriki aşamada hem dolar enflasyonu hem fiyatlardaki etkilenmesi, şeydeki ticari ortamda, normalde işte restoranlarda, marketlerde olan ürünlerin fiyatına etkileri ileriki aşamada, uzun aşamada belli olacak, daha bir negatif yönde etkileyecektir. Ama halihazırda bugünü kurtarma açısından, bugünü ileriye atabilme açısından böyle bir çalışma yapıyorlar. Hani ekonomide farklı farklı fikirler vardır. Ekonomistler bunun doğru olduğunu söyleyenler de var, yanlış olduğunu söyleyenler de var. Ama önemli olan sonuçta günün sonunda ekonomi hangi aşamada, faiz oranlarını tutabiliyor muyuz, enflasyon düşüyor mu, çıkıyor mu veya kontrol altında mı tutuyoruz, buna göre hareket ediliyor. Öbür taraftan bunun Türkiye'ye yansıması da ne yazık ki şöyle bir gerçek var. Amerika eğer herhangi bir şekilde hafiften bir hapşırsa dünya, özellikle kırılgan ekonomiler zatürre oluyorlar. Bunun etkilerini de Türkiye'de görme ihtimali var önümüzdeki süreçte. Orada artık Türkiye'de, Türkiye'nin ekonomik durumunu, Türkiye'nin yapısını, Türkiye'deki borçlanma oranını, devletin borçlanma oranını güzel bir dengede tutarsa görevli kişiler, kurumlar, o zaman Amerika'nın yapmış olduğu pozitif veya negatif etkilerden en az hasarla etkisini görüp ona göre ileriye adım atabilecek duruma gelir Türkiye. Yaşar Bey, şu an Amerika'daki pandemi çalışmaları nasıl gidiyor peki? Aşılamanın hızlandığını biliyoruz. Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısı Amerika'nın ana gündem maddelerindendi. AstraZeneca krizi vardı geçtiğimiz haftalarda. Fakat onun da çözüme ulaştığını ve yine hız kazandığını biliyoruz. Amerika'da olmasa da küresel çapta. Oradaki son çalışmalar nelerdir? Aşılamada gerçekten ilerleme kaydediliyor Amerika'da. Dediğimiz gibi, programın başında da söylediğim gibi, Haziran, Temmuz gibi normal hayata dönüş
geçilecek. Birçok eyalette zaten birçok kısıtlama kaldırıldı. Restoranlar vesaire gibi yerlerde rahat bir şekilde açıldılar ve oralara gitmişler, gelişler kısıtlamaları kaldırıldı. Maske kullanımı bazı eyaletlerde kaldırıldı. Aşının vermiş olduğu güven özellikle yönetimdeki kişilerin bu aşıları insanlara gösterecek şekilde aşı olmaları insanları daha da bir güvene yönlendirdi. Bu güven vasıtasıyla işlemler devam ediyor ve her geçen gün daha bir aşı süresi, aşılanma sayısı artıyor. Yani belli bir yaş üzerindeki kişilerin aşılanma oranı çok yüksek derecede arttı. O konuda rahatız. Yavaş yavaş da bu yaş sınırını düşürmeye başlıyor Amerika'da, Amerika hükümeti. Ayrıca frontline dediğimiz yani insanlarla birebir temasta olan kişiler Evet değerli izleyenler, küçük bir teknik sıkıntıdan dolayı Yaşar Bey şu an yayınımızda değil. Biz rakamları tekrar bir gözden geçirelim. Açılıştaki fiyatlamalar neyi gösteriyor? Gelişmeler için hangi rakamlar karşımıza çıkıyor? Bir bakalım. Endekslere bakacak olursak tekrar yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Dow Jones tarafında %0,50'ye yakın bir yükseliş ve 32.686,65 puan seviyelerini görüyoruz. S&P 500 tarafında da yükseliş sürüyor. %0,45'lik ivme ve 3.921,38 puan seviyeleri gözüküyor o tarafta da. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise %0,30'luk bir yükseliş ve 12.825 puan seviyeleri var. Evet, tahvil faizlerini az önce de değerlendiriyorduk sevgili Yaşar. Dağlarla ve 10 yıllıklardaki yükseliş sürüyor. %1,64'lere gelmiş durumda seviye. %0,24'lük bir prim var ve dediği gibi kendisinin de Amerika'daki hareketlilikler, özellikle tahvillerdeki oynamalar hem Amerikan ekonomisini hem de küresel ekonomileri etkilemeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri üstünde, Türk lirası üstünde de etkilerini hissettirmeye devam ediyor şu an. TCMB başkan değişikliğiyle de beraber aslında piyasaların yol bulma çabasında bir artı element olarak rol oynadığını söyleyebiliriz. 2 yıllıklarda da düşüş kaydediliyor baktığımızda. %2,84'lük aşağı yönlü hareket var ve %0,13 seviyelerinin kaydedildiğini söyleyebiliriz. 30 yıllıklara baktığımızda orada da yön aşağıya doğru. 2 yıllıklara kıyasla daha az bir yüzdeyle gerçekleşiyor. Aşağı yönlü hareket ve %0,25'lik bir hareketin kaydedildiğini söyleyelim. Ve seviye ise %2,35'lerde. Paritelerle devam edelim. Dolar endeksinde kayıp sürüyor. %0,17'lik bir düşüş var ve 92,71 seviyelerini görüyoruz. An itibarıyla Euro-Dolar tarafı Pound Dolar ve Dolar Yen yükselişler er. Euro'nun ve Pound'un dolar karşısında yükselişleri var. Euro-Dolar tarafı 1,18 seviyelerinde %0,30'luk bir prim var. Pound Dolar tarafı ise 1,38'lerde ve oradaki prim ise %0,55 oranlarında gerçekleşiyor. Doların yen karşısında bir yükselişi var ve İsviçre frangı karşısında ise hafif bir düşüşe geçtiğini söyleyelim. %0,4'le ve dolar İsviçre frangı tarafı
0.93'lerde şu an. Dolar yen tarafı ise %0,40'la yükselişte. Seviye ise 109.62'lerde şu an. Konuğumuz hazır olduğu bilgisi geldi ve tekrar Los Angeles'a gidiyoruz. Yaşar Bey, buyurun, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Pandemi çalışmalarını konuşuyorduk. Evet, en son frontline dediğimiz kişilere özel bir durum ayrıldı ve bu kişiler gidip istedikleri bir hastanede daha önceden randevu alarak gidip aşılarını olabiliyorlar. Yani illa belli bir yaş üzerinde olmak gerekmiyor aşı olmak için. O gerekli şartları sağlayabilen kişiler olursa yaş sınırı tanımaksızın bu aşılardan faydalanabiliyorlar. Böylece Amerika'daki bu normal hayata dönüş daha hızlı olacak gibi görünüyor. Bunda da işte hem AstraZeneca olsun, hem Johnson & Johnson olsun, hem de Pfizer olsun, bütün bu firmaların yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yani elde ettikleri belgeler, bilgiler insanlara güven aşıladığı için, güven uyguladığı için insanlar rahat bir şekilde gidip aşılarını yapabiliyorlar. Evet, Yaşar Bey, bir de son gelen verilere bir göz atalım isterseniz. ABD'de kişisel harcamalar Şubat ayında bir önceki aya göre %1 düşüş kaydetmiş. Belki de bunu aşı çalışmalarının hızlanmasıyla da ilişkilendirebiliriz ve kişisel gelirlerin ise %7,1 oranında azaldığı gözüküyor. Hem bu veriyi nasıl değerlendirirsiniz, hem de işsizlik rakamları da gelmeye devam ediyor. Oradaki çalışmalar da artırılıyor. O alandaki çalışmaları da nasıl değerlendirirsiniz? Eda Hanım, bu COVID'in Amerika insanlarında, Amerikan vatandaşlarında ekonomik olarak bakıldığında, maddi olarak bakıldığında bir tane pozitif bir etkisi var. Bu etkisinden bir tanesi devletin vermiş olduğu destekleri istedikleri gibi harcamaktan ziyade bilinçli bir şekilde harcamaya ve bu harcamaları yaparken masraflarının haricinde ekstradan önceden yapmış olduğu borçlanmaları da düşünerek borçlanmalarını da azaltmaya başladı Amerikan vatandaşları. Bu tabii doğal olarak yapılan harcamaların kısıtlanmasına, harcamaların düşmesine sebep oldu. Ama uzun vadede Amerikan vatandaşları bu elde ettikleri desteklerle borçlanmalarını azaltmış oldular. Yani böyle bir hani negatif görünse bile pozitif yönleri de olan bir durum burada var. Diğer taraftan işsizlik konusunda da hani işsizlik sayıları artıyor ne yazık ki Amerika'da devamlı. Bir önceki haftaya göre işsizlik başvuruları düşmüş olsa bile yine de işsizlik sayısı artıyor. Burada da devlet eyaletlere destek olma amacıyla Mayıs'tan beri, 2020 Mayıs'tan beri yapmış olduğu destekleri devam ettiriyor. Mayıs ayında ilk yapmış olduğu destek haftalık ekstra $600'lık destekli kişi başı işsizlik durumunda. Eğer işsizliğe başvurduysa eyaletten aldıkları paranın haricinde $600 haftalık alabiliyordu başvuran kişiler. Daha sonra bu $300'a düştü. Haftalık $300'a düşürdü ve peşinden bu tam bittikten sonra süresi dolduktan sonra tekrardan yeni bir program açıklandı. Onda da ekstradan $300'lık destek verildi. En sonki pakette de yine $300'lık haftalık bir destek var. Böyle olunca insanlar hani işsizlik sayıları artmış olsa bile devletten aldığı destekle de bir şey yapıyorlar. Hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Burada cumhuriyetçilerin İtiraz ettiği bir nokta var. Cumhuriyet Partisi'nin senatörlerine itiraz ettiği bir nokta var. O da bu şekilde insanlara destek olundukça insanlar para kazanmak için dışarıya çıkıp bir çalışma yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. Evde oturup bu gelen paralarla işlemlerine devam etmek istiyorlar, hayatlarına devam ettirebiliyorlar diye bir itirazları var. Bu itirazları ben haklı görüyorum, doğru düşünüyorlar. Ama öbür taraftan demokratların itirazı da şu, bu insanlar dışarıya çıkıp çalışmaya başladıklarında direkt virüse maruz kalacaklarından dolayı evet, bu kişilerin hem de çevresindeki kişilerin hayati derecede bir ciddi bir COVID'e maruz kalma ihtimalleri artıyor. Evet. Yaşar Bey, süremizin sonuna yaklaştık. Bir iki cümleyle toparlayalım mı? Tabii. Sonuçta bu şekilde bir durum olunca insanlar devletten aldıkları parayla işsizlik sayısı artsa bile hayatlarına devam ettirebiliyorlar. Evet, Yaşar Bey, çok teşekkür ediyoruz Amerika'dan aktardıklarınız, değerli yorumlarınız için.
Rica ederim Eda Hanım. Görüşmek dileğiyle, sağ olun. Görüşmek. Değerli izleyenler, analist Yaşar Dağlar bizlerle beraberdi. Los Angeles'tan değerlendirmelerini, yorumlarını yaptı ve noktalıyoruz Stüdyo New York'u. Kısa bir ara, ardından dünya halleriyle Ali Değermenci sizlerle olacak. Şimdiden iyi hafta sonları.